Öyle bir meşhur Ersun cümlesini Yanal için kullanmıştı. De söylemişti onu. Evet. Ama şimdi öz eleştiri yapıp orada hata yaptığını söylüyor. Şimdi bu bir futbol aklıdır, bir futbol düşüncesidir. Ben de o gün onu söylemiştim. Çok da imkanları vardı. Şimdi oradan sonra hata yaptın. Bugün de itiraf ediyor hata yaptığını. Tamam, sıkıntı yok. Dönüp geliyoruz geçen sezona. Sen geçen sezon Erol Bulut'tan sonra Emre Belözoğlu'na dönmüşsün. 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle kıl payı şampiyonluğun ucundan dönmüşsün. Ne yapmışsın yani? Ben diyorsun yani bir yapı oluşturdum. Evet. Onu 40 maça ölçeklediğinde zaten sen şampiyonluğa oynuyorsun yine. Yani o süreci 40 maça ölçeklediğinde şampiyonluğa oynuyorsun. Yani genelde vardır ya böyle ölçekleme sistemi. Şampiyonluğa oynuyorsun. Ne yapıyorsun? O gün o kurduğun yapının %70'i takımımın hazır dediğin yapının üstüne Pereira gibi ne sistemi belli, ne oyunu belli, ne yani gelirken belli olmayan, ya da şöyle söyleyeyim, tersten söyleyeyim. Hocanın gelirken her şey belliydi ama senin yapınla tamamen taban tabana zıt bir yapı. Bekin yok, sağ bekin yok, sol bekin yok, öndeki oyuncu tipin buna uymuyor. Ve böyle bir durumda 5 de transfer yaptın ona. Yani dedin ki böyle böyle 5 transfer. Yani ikinci kez aynı hatayı yaptın. Devam et Emre Belözoğlu'yla. Devam et. Emre Belözoğlu, öbür kişi kim? Volkan Demirel. Sezon başında ayrıldı Karagümrük'te. Ne oldu? O da iyi gidiyor, o da iyi gidiyor. Yani sen ne yapmışsın? İnanılmaz bir hata. O hatandan ders almamışsın, bugün itiraf ettiğin hatandan dönmüşsün. Emre Belözoğlu'nda da aynı hatayı yapmışsın. Şimdi tribün diyor ki Emre Belözoğlu diye, Emre diye bağırıyor. Niye bağırıyor? Çünkü Emre burada yaptığını, Başakşehir'de yaptığını burada da yapacaktı zaten. Ama onunla alakalı şöyle bir şey var Haldun abi. Hı hı. Emre Fenerbahçe'deyken sonrasında o bütün o geçirdiği dönemden sonra bir röportajında, açıklamasında söylüyor. Ben işte önce sportif direktörlüktü. Ben bu görevi istemedim. Bu görev bana verildi. Doğru. Sonrasında teknik sorumlu olarak takımı çalıştırma anlamında yine ben bu görevi istemedim. Bu görev bana verildi. Bu şunu, yani Fenerbahçe bana bir görev verdi. Ben de buna hayır demedim. Tamam. Özellikle istediğim bir şey değildi. Sezon sonunda benim anladığım, benim düşüncem, yönetim, Ali Koç, Ali Başkan, Emre'ye bu anlamda çok güvenemedi. Emre de kendi tecrübesizliğini, kendi öz eleştirisini yaparak büyük ihtimalle bildiğim bir şey yok. Bu sadece yok, benim... kendisi söyledi evet. Zaten. Bu sezonu ıskalayamazdık dedi. O yüzden dedi Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceğiz. Zaten ıskalanmadı bu sezon doğru. Zaten. Bunu yani Emre de hani teklif yapmış olsalardı, Emre gel sen... Bu sezon başından itibaren de devam et demiş olsalardı büyük ihtimalle Emre bunu kabul etmeyecekti. Emre'nin çünkü kafasında bir şey var. Emre ne dedi? Ben bu ülkedeki en iyi teknik direktörlerden bir tanesi olacağım. Evet. En iyisi olacağım diye. Onun için de bir kendine bir süreç planladı, programladı. Evet, eğitim aldı. O süreç doğrultusunda devam ediyor. O yüzden yönetimin bunun üzerine çok daha makul, çok daha doğru, çok daha seçenekli bir plan program yapması gerekiyordu. Pereira değildi tabii ki de o. Şimdi ben bir şey mesela daha söyleyeyim orada. O zaman sana. Tabii üstü kapalı bazı şeyler söyleyeceğim. Emre Belözoğlu teknik direktörlük yapmak istiyordu ve eğer Başakşehir'de bir dalgalanma olursa oraya gideceği de kesindi. Teknik direktörlük yapmak istiyordu. Fenerbahçe eğer deseydi ki teknik direkt bir bağlantı mı var? Yok bir şey yok. Peki yani Fenerbahçe eğer deseydi ki teknik direktörümüz sensin Emre Belözoğlu deseydi, Emre Belözoğlu devam edecekti. Evet. Emre Belözoğlu çünkü planlarını şöyle yaptı. Dedi ki bildiğim bir camiaya gideceğim dedi. Aykut Kocaman o sırada Başakşehir'deydi. İşler kötü giderse kendisinin geleceğini net bir şekilde biliyordu. İşler ben de kötü çok giderse. Küçük bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Emre Belözoğlu Sayın Ali Koç'la beraber medyanın karşısına birlikte çıktılar. Yola devam etmeyeceklerini söylediler. Bence o toplantıdan 3 gün önce dahi böyle bir şeye ihtimal vermiyordu.
teknik direktör olarak yola devam edeceğini düşünüyordu. Evet. Bence üç gün de. Öncesinde bile. Bence de devam edeceğini zaten, düşünüyordu. Zaten kafasında teknik öyle. Direktörlük ben var. Hayır. Şimdi ben bazı şeyleri... Pazarlık şu şekilde oluyor. Bazı şeyleri abi. Söyleyemiyoruz. Bazı şeyler çünkü doğrulanması hayır. gereken şeyler Emre olduğu için. Emre Belezoğlu'na şunu söylüyor. Yeni sezonda teknik direktör olarak seni düşünmüyoruz. Sportif direktör olarak bizimle kal diyorlar. Başkan bizzat söylüyor. Sportif direktör olarak tekrar bizimle kal diye. Emre Belezoğlu da dediğin gibi. Hayır, ben sportif direktörlüğe artık dönmeyeceğim. Kendimi de daha da geliştireceğim. Az önce Ceyhun'un söylediği gibi Türkiye'nin en başarılı teknik direktörlerinden biri olacağım diyerek görevi kabul etmiyor. Ama teknik direktörlüğü vermiyorlar. Başkan da vermiyor, o doğru. basın toplantısında vermiyor. Şunu peki, söyledi. Tamam o güvenme. Yani şu an o tecrübeye güvenmediği başarısız için. Geçirdik. Bu sezonu işi şansa bırakamazdık. Bu sezonu ıskalamamak adına Emre Belezoğlu'yla devam etmeyeceğiz dedi. Ama perde arkasında da Emre Belezoğlu da bunu açıkladı yanılmıyorsam. Abi perde arkası, sportif perde direktör, arkası. Hayır, sportif direktörlüğü teklif ediyor başkan. Tamam, göndermiyor. Kim bu perde arkasındakiler? Bir çıksınlar artık ya, ortaya. Ya perde arkası yani. Dediğim, yani konuşulanı sonra Emre Belezoğlu da açıkladı. Başkan yönetim de açıkladı. Yöneticiler de onu söylüyorum. İlk etapta orada söylenmiyor. İlk etapta söylenmeyen bir şey vardı. Gazetelerde de ya manşet şöyle, yaptık. Şöyle onu söylüyorum. Bir gün Fenerbahçe'ye Emre Belezoğlu teknik direktör olarak dönecektir ama o gün bugün tabii. değil dedi başkan. Tamam bak yanlış. Sizi yani çok yanlış. Iyi, o çok gün iyi bugün anlıyorum. Değil. Thomas Tuchel kaç yaşında o gün bugüne geldi ya? Halbuki ya artık sizi, bitti yani seni bu. Seni de çok iyi anlıyorum. Zeki abiyi de bitti neden? Artık siz bu. Senelerdir basının, yani gazeteciliğin içindesiniz, basının içindesiniz, medyanın içindesiniz. Bazı şeyleri hani ben evet sen de futbolun içinden geldin ama ben daha yeni tabii, çıktığım tabii, için canım, mevzunun içerisinden. Sizin baktığınız açıdan farklı bakıyorum ben. Siz daha başka bakıyorsunuz. İşte perde arkası diyor ya Zeki abi. O i̇şte anlık ben öyleydi. O, az evet, önce Kerem güzel söyledi. Sonra ben o perde arkasını bilmek yani. İstiyorum. Benim bakış açım o. Perde arkası falan olmasın. Neyse. Kulis hani neden yani. Her kulis şey... yap. Evet. Arkada konuşuluyor. Ya neden kulisler var? Ya neden sürekli şimdi, böyle arka planda konuşanlar? Şöyle, konuşun. Şöyle söyleyeyim ya mi sana? Toplantıda olan bu her şey bekliyorsun. Evet. Ya açık, bir... açık olsunlar şimdi, Haldun abi şöyle, yanlış mıyım? Şöyle söyleyeyim. Doğru söylüyorsun. Şöyle söyleyeyim sana istersen. Ancak o kadarını söyleyebilirim. Ali Koç'un akıl danıştığı ya da işte akıl aldığı, fikir teatisinde bulunduğu kişi ya da kişiler var. Bir kısmını tahmin edebiliyorum. Ama tahmin ediyorum. Net değil. O kişiler dediler ki bak 3 sene geçti. Sen 3 senede teneke kupa dahi almadın. Bu 4. sene. 4. seneye giriyorsun. Emre Belezoğlu senin için risk olur dediler. O da oturdu düşündü. Risk olacağını düşünerek Pereira'yı getirdi. Riskin büyüğünü yaptı. İşte ben de ama bunu merak niye ediyorum. Getirdi? Haldun abi, işte, Haldun abi sen de kim biliyorsun. Bu insanlar? Pereira'yı getirmek istemedi Ali ama. Koç ismi, hoca bulamayınca Pereira'yı getirdiler. Ali Koç ismi hangi danışman ya da dışarıdan söylemle bu şekilde davranır? Ya işte davranıyor. Niye gitti şey almaya? 4 günlük Almanya'ya gitti. Londra'ya gitti. 4 günlük teknik adamla ilgili oralardan fikir aldı. Hatta yani fikir almadan yapmıyor zaten. İngiltere'de yani yanlış yönlendirme olabilir tabii. Yanlış yani, yönlendirme ya olabilir şöyle ama bir şey var. Yani danışıyor ben, tabii şimdi bak Ceyhun istediğin isimleri soruyorsun da benim bazı tahminlerim var. Ama şimdi ben bunları söylediğim zaman tahmin bunlar. Ha şu yani olabilir. Haldun abi. Şununla şuna yan yana geldi. Şu kahvede, şu kafede aslında, oturdu diyemeyeceğimiz için. Evet. O ama aslında şunu söyleyeyim yanlış söylediği yönlendirme şu, var yani. Bir yanlış şu, yönlendirme şunu var. Yapacaklardı. Hedef büyüktü aslında. Hani Emre Belezoğlu'nu gönderirken hani hedef Pereira değildi. İşi şansa bırakmamak için en iyi hocayı getirelim diye toplandılar. Ama kaç en az 20 hocayla görüştüler. Kendisi, çok uzun sürdü kimi, sürecin noktalanması. Kimi bütçeyi beğenmiyor. Evet. Kimi takımı beğenmiyor. Kimi alacağı ücreti beğenmiyor. Kimine de şu söyleniyor. İşte bizden de yardımcıların arasında olacak. O A-Plus teknik direktörleri de ikna edemediler. Son çare olarak baktılar. Çember daralıyor. Kim boşta? Pereira boşta. Şubat ayında haber göndermişti Çin'den ayrıldıktan sonra. Aa gelsin. Yarım kalan hikayesi vardı. Başarsın. Çok kişinin yarım kalan. Tabii zaten, herkes. Öyle oldu yani. Zaten takımlarımızın en büyük sıkıntısı bu değil mi? Transferde tabii, de öyle. %100 öyle. Tabii ki öyle. Hatalı. Şimdi, çok basit. Hepsi hata yapıyor. Çok özür dilerim. Beşiktaş bir dönem Önder Hoca'yla devam edeceğini söyleyene kadar birkaç tane hoca ismi geçti. Evet. Hiç bizim bilmediğimiz, tabii. Ya bu ne alaka falan dediğimiz Pinheiro, isimler geçti. Galatasaray'da Fatih Hoca'yı gönderiyorsun.
Fatih Hoca'yı görevden gönderiyorsun. Yerine gelen Guardiola'nın yardımcısı Dominic Torrent. Eski yardımcısı. Eski yardımcısı. Fenerbahçe'de uzun bir dönem, yani birkaç hafta boyunca yine teknik direktör sıkıntısı vardı. Bir türlü çözemiyorlar. Yani bizim en büyük sıkıntımız bu. Yani biz hiçbir şeyi çözemiyoruz. Takımlarımız, kulüplerimiz, hiçbir şeyimiz yok. Hani alternatif A planımız, işte ben haricinde B, C planımız yok. Sürekli kimsenin kanaat getirmeyeceği insanlara yöneliyorlar.